Evet, haydi kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Bir önceki soruyu şöyle kısaca bir tekrar edelim. Benzeri sorular gelebilir düşüncesiyle birçok soruyu tekrar tekrar inceliyoruz. Hatta aynı soruyu da çözeriz, sıkıntı da değildir. Bu soruya da şöyle bir daha bakalım arkadaşlar isterseniz. Zaten çizdik, ben hızlı bir şekilde tabloyu tekrar edeceğim. Aklınıza takılan bir şey varsa lütfen sorun, sonrasında diğer sorumuza doğru gidelim. Evet, isimler verilmiş, STU vesaireler, alt arkadaş aynı sitede oturmaktadırlar. Bu kişilerin evlerinin konumlarıyla ilgili bilinenler. S'nin evi, Z'nin evinin 20 metre batısında. Z'yi koydum. 20 metre batısına gittim. Oraya da S'yi koydum. T'nin evi, Y'nin evinin 20 metre batısında. Y'nin evi burada. T'nin evi de onun batısında, tamam. V'nin evi, U'nun evinin diyor 20 metre batısında. U'yu koydum. V'yi de buraya koydum. Tamamdır. Son yargı, işi bitiren yargı. Diyor ki, Y'nin evi. Niye burada? Tamam. V'nin evinin kuzeydoğusunda. V burada. Kuzeyi burası zaten. Kuzeydoğusu. Evet doğrudur. Kuzeydoğusundadır. Ha demek ki burada olacak bunlar. Tamam. Z'nin evinin güneyindedir diyor. Y'nin evi. Z'nin evinin güneyindedir. Evet bu da bunun güneyinde. Demek ki ben bunu sabitlemeliyim. Sitenin genel görüntüsü bu demek ki. Demek ki doğru gitmişiz. Hangisi diyor dikkat, en güneyde yer almaktadır. En güneye geldim ve U'yu gördüm. E o zaman dedim ki kesinlikle V ve U'dur. Dönütleri bekliyoruz. Arada kaldığınız soruları lütfen sorunuz arkadaşlar. Arada kalınan şıklar vesaireler. Biz bunun için buradayız. Hiç sıkılmadan, çekinmeden lütfen cevapları sorular gelsin. Biz de ona göre soruyu tekrar tekrar çözelim. Hiç sıkıntınız olmasın. U'nun evi, T'nin evine göre hangi yöndedir diyor. U'nun evi burada. T'nin evine göre hangi yöndedir? Bir bakalım. U'nun evi T'nin evine göre güney mi aşağısı? Güney. Doğuda mı? Doğuda. Güneydoğu mu? Aynen öyle. Dikkat. U'nun evi burada. T'nin evine göre hangi yönde? T'nin evi burada. Güney. Doğu. Dikkat. Aman karışmasın. Aman karışmasın. Net bir soru. Buradan soru gitmesin. Z'nin evi, V'nin evine göre hangi yöndedir diyor. Z'nin evi burada. V'nin evi de burada. Nerede olabilir? Kuzey. Doğu. Dikkat. Kuzey dedik, güney dedik. Doğu dedik, batı dedik. Değil mi? Kuzey, doğu. Doğal olarak kesinlikle nerededir? Kuzey doğusundadır. Tekrar bir önceki soruya bakalım arkadaşlar. U'nun evi, T'nin evine göre hangi yöndedir? U'nun evi burada. T'nin evine göre hangi yönde? Yani T'nin evi diyor sabit kalsın. U onun neresinde? Değil mi? Kesinlikle sıkıntı yoktur. Güneydoğu'dadır. Cevap geldi zaten Dilek Hanım'dan da. Z'nin evi, V'nin evine göre hangi yönde? V'yi diyor sabitle. Z'nin evi, V'nin evine göre nerede olsun? V'yi sabitledim zaten. Ona da kuzeydoğu dedim. Haydi geçtim. Buradayız arkadaşlar. Bir de buna bakalım. Bir satranç turnuvasında diye başlayan sorudayız. Lütfen aklınıza takılan her şeyi iletiniz. Hepsini tek tek cevaplamaya hazırız. Haydi sildim. Son saatimize de sorularınızı saklayın lütfen. Her zaman olduğu gibi her 4 saatin son saatinde biraz paragraf, biraz soru teknikleri, biraz rehberlik baya baya işimizi görecektir diye düşünüyoruz. Haydi başlayalım arkadaşlar. Bir diğer soru bizi bekliyor. Bir satranç turnuvasında Aylin, Burak, Ceren vesaire. Şimdi dikkat. Bir turnuva yapılıyor. Belli ki bunun kazananı kaybedeni. İkinci olan, üçüncü olan olacak. Yani bir sıralama sorusu. Dikkat. Az önce yarış demişti. Bir yarışa gireceklerdi. Hani ülke şeyler vardı, üniversiteler. İTÜ'ler, KTÜ'ler vardı. Hatırla lütfen soruyu. Doğal olarak o da bir sıra sorusuydu. Sıra sorusu mu? Kat sorusu mu? Anlayacaksın ki kafayı ona göre ayarlayabilesin. Ben hemen şunu yapmak istiyorum mesela. Aylin Murat Ceren 3. Emrah Fatoş Gamze Murat 4 de orada. 7 kişi var. Okumadan hiç gerek yok. Hemen diz. Daha okumadan neyi sorduğunu bilmeden ben sıra sorusu olduğunu anladım. Turnuva yapılıyorsa kazanan var. İkinci kat, üçüncü kat olacak hali yok. Doğal olarak hepiniz tahmin ettiniz eminim ki bu bir sıra sorusu.
Hemen dizdim. Kaç kişi varsa buraya kadar herkes yaptı. Devam. Turnuva sonuçlarıyla ilgili şunlar bilinmekte. Bir bakalım. Burak birinci olmamış. Bakın ihtimal. Soru işareti. Cevap yok. Hiçbir yeri koyamıyorum. Bu kalsın. Aylin'in derecesi Ceren'den daha yüksek, Gamze'den daha düşük. Ya bu da kalsın. Her yerde olabilir bu durum. Değil mi? Bu da kalsın. Dedik ya. En başından beri her derste şunu vurguluyoruz. Sadece kesin yargılar, bakın dikkat. Son yargılarda ne olacak? Son öncüllerde toplanacak. Son öncüller, kesin yargılar. E o zaman sondan git ya, okumaya başla. Sondan git, tabloyu daha kısa sürede çöz, değil mi? Siz zaten soruya baktığınız için ben karışık gidiyorum sorularda ama sonda her zaman kesin yargılar var. Hemen gör ve yerleştir. Diyor ki, Ceren dördüncü olmuştur. İşte kesin yargı. Hemen yazdım buraya Ceren'i. Ceren dördüncü olmuştur. Tamam, devam ediyorum. Murat yalnızca Emrah'ı geçebilmiştir. Yani Murat altıncı olsun. Emrah da yedinci olsun. Murat yalnızca Emrah'ı geçtiyse kesinlikle altıncı. Murat'ı buraya koysam iki kişiyi geçmiş olur. Buraya koysam dört kişiyi geçmiş olur. Ede olarak Murat yalnızca Emrah'ı geçtiyse ben anlıyorum ki kesinlikle 6'da Murat olmalı, 7'de de Emrah olmalıdır. Haydi devam. Aylin'in derecesi Ceren'den daha yüksek. Ha, demek ki Aylin şurada bir yerde. Gamze'den daha düşüktür diyor. Ha, tamamdır. Demek ki Gamze'yi de başına alacağız bunu, değil mi? Onu biliyoruz. Diyor ki tekrar. Aylin'in derecesi Ceren'den daha yüksek. Şurada bir yerde bir Aylin var. Gamze'den daha düşüktür. Demek ki onun başında da Gamze var. Gamze Aylin. Gamze Aylin olabilir. Gamze olur. Aylin, Aylin. Buralardan birinde olabilir. Bir dursun bakalım. Şunu lütfen unutmayınız diyor ki, Burak birinci olmamıştır. Burak nerede olabilir? İkide olabilir. Üçte olabilir. Beşte olabilir. Değil mi? Gamze Aylin Burak olur. Gamze Aylin Burak olur. Değil mi? Bunlar olabilir. Bunları düşün lütfen. İhtimalleri tek tek denemekte fayda var. E haydi bakalım sorulara, varsa bir sıkıntı tekrar tekrar dönelim tablomuza. Turnuvaya katılanlardan hangisi beşinci olmuş olabilir diyor. Turnuvaya katılanlardan hangisi beşinci olmuş olabilir? Ya Gamze Aylin burada zaten. Bunu hepiniz gördünüz. Ceren de burada. E Murat Emrah burada. E Fatoş olabilir, Burak olabilir. E bir bakalım. Aylin olabilir mi? Asla, Aylin burada bir yerde zaten. Emrah yeri kesin zaten. Gamze o da burada bir yerde. Murat onun da yeri kesin. E o zaman beşinci olabilecek kişi ya Burak'tır ya da Fatoş'tur. E Burak olmadığına göre Fatoş'tur diyoruz. Devam lütfen bir diğer soru. Verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisinin kesin olarak bilinmesi için yeterlidir? Turnuvayı kimin kazandı? Onu bilmiyoruz ki. Burası soru işareti. Kimin üçüncü olduğu? Hayır, bilmiyoruz. Aylin'in kaçıncı olduğu? O da ihtimal dahilinde bir yerlerde. Kimin sonuncu olduğu? Eyvallah, orası kesin artık, değil mi? Kesinlikle Emrah sonuncudur. Burası nettir. O zaman doğuracağımız kesinlikle Deniz'de olmalıdır. Bu arada şu tarafta bir soru var arkadaşlar. Bu soru bu soruya dahil değil. Aklınızda bir şey kalmasın bu arada. Bu STUV sorusuyla alakalı iki soruya baktık. Şu son soru onunla alakalı bir soru değildir. Haberiniz olsun, olur mu? Haydi devam. Fatoş birinci olmuşsa Fatoş'u bire yaz diyor bana. E ne belli o zaman? Gamze burada. Aylin burada. E o zaman Burak burada. E her şey çıktı zaten. Değil mi? Kesinleşti. Dikkat. Fatoş birinci olmuşsa olay bitti. Hangisi kesinlikle yanlış? Ceren'in derecesi Burak'tan daha yüksektir. Ceren Burak'tan yüksek. Doğru. Gamze'nin derecesi Burak'tan daha yüksek. Gamze'nin derecesi Burak'tan daha yüksek. E doğru. İlk 3 dereceyi alanlar bayan yarışmacılardır diyor. Kesinlikle doğru. Burak'ın derecesi Murat'tan daha yüksektir. Burak'ın derecesi Murat'tan daha yüksek. E doğru. E bir şık kaldı zaten, yine de bakalım.
Burak'ın derecesi Aylin'den daha yüksektir. Ya Burak burada, Aylin'den nasıl yüksek olabilir? Kesinlikle doğru cevabımız Edirne'dir diyoruz. Evet, güzel bir soru bizi bekliyor. Numaralandırdığımız sorulardan sağlam bir soru. Bakalım ne yapacaksınız? İhtimallerle dolu, yerinde bir soru. Lütfen hazırlıklı ol. Bir iki tane kesin yargımız var. Onları koyma ihtimalimiz var sadece. Bakalım ihtimalleri nasıl yapacağız? Beraber bir inceleyelim isterseniz. Haydi ben tahtayı hazırlarken siz de yavaş yavaş zaman kazanmış olun bu sayede. Soruya bir göz atın bakalım ne diyeceksiniz. Evet, karşımızda güzel bir sözel mantık sorusu var. ALES'te çıkma ihtimali çok yüksek olan bir soru tarzı. Bu kanıya ben nereden vardım? Şuradan vardım. Birçok soru çözdük. Birçoğu kesinlikler içeren, yarıdan fazlası kesinlik içeren. Birçoğunun tamamı ihtimal, işte tam yerindedir. Bu soru biraz ihtimal, biraz da kesinlik içeren bir soru. Güzel bir ALES tadında sorudur arkadaşlar. Haydi bakalım. Bakalım neler yapacağız. 53-56. Haydi herkes bir odaklansın lütfen. Her şeyi bir köşeye bırak. Kalemi defteri bırak. Bir odaklan bakalım neler anlatacağız. Anıl, Burak, Ceren, Canan, Demet, Emre, Faruk, Gizem ve Hakan. A, B, C, D, E, F, G, H değil mi? Sıralamış zaten, bize yardım etmiş mi acaba bakalım. 8 arkadaş 2 arabayla pikniğe gitmiştir. Şimdi burada bir kal lütfen. Sınavdasın ve karşına böyle bir soru geldi diyelim. Burada az olan 2 araba değil mi? Hemen ben ne yapmalıyım? Birinci araba. İkinci araba demeliyim değil mi? İsimler sürekli değişecek çünkü. Az olanı sabitledim. Ne yaptım? Arabaları yazdım. Tamam. Anlıyorum ki ben bu bir grup sorusu. Grup. Dikkat. Bu bir grup sorusu. Çok net. Bakın sıra sorusu değil. Artık bu aşamaya gelmemiz gerekecek değil mi? Herkesin bu aşamada olduğuna eminim. İlk cümleden itibaren, bu arada siz soruyla uğraşırken arkadaşlar ben de bu açıklamaları yapayım. İlk cümleden itibaren artık bu bir sıra sorusudur. Bu bir gruptur. Ben bunu gruplayacağım. Hemen tablomu hazırlayayım. Bu bir sıra sorusudur. Bakayım Anıl, Burak, Canan, tamam burada 7-8 kişi var. Hemen yazayım birden 8'e kadar falan. Yavaş yavaş diyebilmeliyiz değil mi? Artık bu seviyeye gelmeliyiz ki soruları çözebilelim. Aksi halde hala tablomu çizeceğiz. Acaba bu bir kat sorusu mu, problemi asla yaşanmamalıdır, olur mu? Sıkıntı olmaması adına. İki arabayla pikniğe gittiler. Yazdık arabalarımızı, tamam hazırız. Bu durumla ilgili. Her arabaya 4 kişi binmiş, dikkat. Her arabaya 4 kişi binmiş, mutlaka yaz. Yoksa unutup 8-10 kişiyi koyuyorsun bir arabaya, dikkat. Demet birinci arabaya binmiş diyor. Hemen Demet'i yazdın. Kesin değil mi? Burak ve Canan aynı arabaya binmiş. Burak ve Canan, dikkat. Bunları birlikte alacağız değil mi? Bir kabul edeceğiz. Dikkat. Gizem ve Faruk aynı arabaya binmiş. Gizem ve Faruk da yine aynı arabada. Anlıyoruz ki bunlar da bir. Hangi arabada birazdan kesinleşecek belki de. Ama hangisine koyacağımızı bilmiyoruz. Ama ikisi mutlaka yan yana olmalı. Şunu anlıyorsunuz arkadaşlar buraya kadar olan kısımdan. Burak Canan, dikkat. Burak Canan ve Gizem Faruk. Bunların her ikisi, yani bu dörtlü herhangi bir arabaya binmekte zorlanacaklar. Değil mi? Demet'e koyma, yani birinci arabaya bunların her ikisinin de binme ihtimali yok. İki burada, iki de burada, dört. Bir de Demet var, beş olacak. Dört kişiye ihtiyaç var. Anlıyorum ki birinci arabaya koyamayacağız. Devam. Anıl ve Hakan farklı arabaya binmiştir. Tamamdır. Ben anlıyorum ki bunlar kesinlikle farklı olacak. Neden? Anıl'ı buraya koysam. Hakan'ı da buraya koysam. Değil mi? Anıl, Hakan. Böyle çizsem. Doğal olarak dikkat. Burada bir kişi var. Burada da iki. Ben Burak, Canan, Gizem ve Faruk'u bir arada bir tarafa koymaya kalkarsam şu dördünü atmış olacağım. Aşmış olacağım. Bozmuş olacağım. Doğal olarak biri bir tarafta, biri bir tarafta, onu anlıyorum. Bu arada Anıl ve Hakan yer değiştirebilir değil mi? Orası kesin. Bir şey daha kesinleşiyor sanki. Dikkat! Burada Demet var değil mi? Bu kesin. Anıl veya Hakan'dan biri var. Demek ki ikinci bir kişi de hazır. Şunu anlıyoruz, lütfen dikkat. Burak, Canan
Ya da Gizem Faruk'tan bir tanesi de burada. Neden? Çünkü burada Hakan var ya da Anıl. Bunun ikisini, şu dörtlüğü yani, ikinci arabaya aynen koyamayacağım. 5 kişi olur çünkü. Değil mi? Doğal olarak BC'yi bir tarafa, GF'yi bir tarafa koymak zorundayım. Diyelim ki, dikkat lütfen, Burak ve Canan bir de olsun. Ya da Gizem ve Faruk. Diğeri bu tarafta olacak. Bir kişi havada kalıyor. Unutma o ismi. Değil mi? Emre havada kalıyor. Dikkat. Emre kesinlikle nerede? Mecbur. Çünkü bu ikiliden bir tanesi burada. Burası doldu yani bir anlamda. Şu an burası doldu. Emre kesinlikle ikinci arabaya kaldı. Haydi başlayalım. Aşağıdakilerden hangisinin hangi arabaya bindiği kesin olarak bilinmektedir. Haydi bakalım. Anıl nerede? Bilmiyoruz. Burak nerede? Bilmiyoruz. Gizem? O da belli değil. Hakan? O da belli değil. Ama Emre'yi herkes biliyor. Tuba'nın da cevabı söyledi. Cevaplar söylendi. Ceyhan deniyor. Kesinlikle. Emre kesinlikle.